Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsele rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayr ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasık ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal etani Cibrilu fekale innallâhe le'anel hamra ve asıraha ve mu'tasıraha ve şaribaha ve hamileha vel mahmulete ileyhi ve bâyi'aha ve mübta'aha ve sâkiyaha ve min müskiyehe ve akile semenihe. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı nizam aleyhimussalavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eser müellifi Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. İşki lanetli. Efendim, sıkan, sıktıran, içen, taşıyan, taşıttıran, satan, satın alan, dağıtan, dağıttıran, değerini yiyen herkes lanetli dedi hadis. Hadis-i şerif böyle. Hangisi daha ağır acaba? Bir sürü saydı böyle. Günah açısından bunlardan hangisi daha çok günahkar olur? Evet, buraya Gümüşhaneli Hazretleri diyor ki evvela içen. Evet, başka alimlerden de görüşlerini alaraktan diyor ki içen en başta günahkardır. En başta günahkardır. Sonra parasını yiyen ikinci derecede günahkardır. Sonra satan, sonra dağıtan, böyle sırayla arka arkaya hepsi günahkardır. İnkar etmemek kaydıyla hesabını verecektir. Hesabını verecektir. Şimdi bu iş o kadar ince bir iş ki hadis-i şerifler var. Bir adamın midesinde şey varken, haram lokma varken, içki haram. İşte görüyorsunuz, hem ayette haram hem hadiste böyle söylüyor. Ölse, ölümün ne zaman geleceğini kimse garanti bilmiyor. Azrail Aleyhisselam'a ne zaman Allah emir verdiyse, ya bu içki içmiş sarhoş falan demiyor. Nerede süre tam bittiyse geliyor, ruhu kabz ediyor. Midende içki varken ölürsen, rahmetten mahrum, dikkat ederseniz lanetli, içki içti ya, sırarladı. Ben hadisi açıklamaya çalışıyorum şimdi. Evet, ölümün ne zaman geleceği bilinmediğine göre bence akıllı bir mümin içki içmez. İçki içtikten sonra ya ölüverirsem lanetliyken bu hadise göre ölmüş olacak, Allah ona yardım etmeyecek. Allah yardım etmezse hiç kimse kendini kurtaramaz. Peygamberimiz öyle söylüyor. Ya Resulallah, seni de mi diyor?
Sen de mi kurtulamazsın? Evet diyor. Vallahi nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah'ın rahmeti olmasa, beni sarıp sarmalamasa ben de kurtulamam diyor. E şimdi lanetli olmak Allah'ın rahmetinden kovulmak demek. Anlamı bu. Başka açıklamalar da getirdik ama rahmetten kovulma tehlikesi burun buruna. Bu vaziyette ölü verirsem diye akıllı bir insan, mümin, ahirete inanan, Allah'a inanan bir kimse içki içmemelidir. Çünkü Allah yardım etmeyecek. Nerede? Ölürken. Şimdi ne var ölürken? Evet. İbrahim Halilurrahman. Biliyorsunuz Allah'ın dostu seçtiği İbrahim Aleyhisselam, ateşin bile yakmadığı Allah'ın sevgilisi, öyle güzel bir peygamber. Bir gün Azrail Aleyhisselam'la konuşurlarken, ki onlar peygamberlere Azrail geliyor, Mikail, İsrafil, Cebrail geliyor. Arkadaş gibi. İnsanlara görünmez onlar. Peygamber, insanlardan peygamber seçilenlere görülebilir. Görünebilir. Gelmiş, selamlaşmışlar, merhabalaşıyorlar. Demiş ki, kardeşim Azrail, böyle Allah'ın rahmetinden mahrum kalan adamların canını nasıl alıyorsun? Bana bir göster. Demiş ki sen Halil'sin. Ne işin var orada? Git işine. Ne yapacaksın sen bunu? Senin sahan yerin değil ki bu. Rica ediyorum, merak ediyorum. Yapma yahu demiş. Bırak şunu. Çok rica ediyorum. Böyle Allah'ın rahmetinden mahrum kalıyor. Onun başında kim var? Kafir var. Şeytan var. Kafir var. İçki içen de arz ettik, ölçülerini söyledik. Hadis böyle ama rahmetten mahrum kalma tehlikesiyle burun buruna adam. Böyle adamların canını nasıl alıyorsun? Israr edince o kılığa bir girmiş, ateşe dayanmış olan İbrahim Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam'ın o kılığına dayanamamış, bayılmış korkusundan düşmüş. Bir süre sonra ayılmış. Demiş ki cehenneme gerek yok kardeşim. Şu kılın yeter demiş azap olarak adamlara. Ondan dedim ölürken Allah yardım etmezse ne yapacağız? Kabirde sual var biliyorsunuz. Biz inanıyoruz. Ehl-i sünnet inancı. Ba'su ba'del met hakkun. Amentü billahin bir maddesi. Öldükten sonra dirilmeye biz inanıyoruz. Kabir sualine inanıyoruz. Ayetler var. Münkereyn diye iki melek gelecek. Sorgu soracak. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kıblen neresi? Kitabın ne? Sen kimlerle kardeş oldun? Mümin o zaman Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an Azimüşşan, peygamberim Muhammed Mustafa, kıblem Kabe, müminler kardeşim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyecek. Biz buna inanıyoruz ehl-i sünnet olarak. Kabir suali haktır. Şimdi hiç görmediğin bir alemdesin. Hiç meleklerin normal meleklerden farklı. Münkerin deniyor onun adı. Tanınmayan dilini şaşırtıcı. Böyle insanın şaşkına dönmesi, dilinin tutulması olursa orada, bu kelimeleri söyleyemezse ne olacak hali? Yardımdan mahrumsa hani lanet o demek ya. Adam böyleyken öldü. Ölürken bir böyle bir durum var arz ettik. Bir de kabirde böyle bir durum var inananlar için söylüyorum. Yardım yoksa adamın dili tutulur da söyleyemezse ne olacak? Peygamber söylüyor. Onu kabir sıkacak. Kaburga kemikler böyle birbirine geçecek. Hadis bu peygamberin sözü. Öyle feryat edecek ki diyor. İnsanlar hariç her şeyi onu duyacak. İnsanlar bu adamı, böyle adamları gömmeden bırakıp kaçacaklarından korkmasam Allah'a dua ederdim ki duyur şunlara. Böyle adamların nasıl bağırdığını, nasıl feryat ettiğini duyur şunlara diye dua ederdim ama amcası, dayısı hani böyle ölmüş adamların feryadını böyle görünce bir daha gömmezdi. İnsan halbuki yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak yaratılmıştır. Değerli yaratıktır.
Meydanda kalır, kokardı, çürürdü, kurda kuşa yem olurdu. Bu da insana hakaret olurdu, olmazdı. Onun için diyor böyle dua etmedim. Siz duymuyorsunuz ama diyor ben duyuyorum, ben görüyorum. Böyle olacak diyor. Biz o Muhammed Mustafa'ya inanıyoruz. Onun sözüne de inanıyoruz. İçki içen adamın orada da yardım görmeyeceğini arz etmek istiyorum. Halbuki bir mümin günahtan insan hali olmaz. Günahsız yalnız Allah. Peygamberler de koruduğu için Allah, onlar da masumdur. Bunun dışında kim olursa olsun, hacı, hoca kim olursa olsun ufak tefek günah işler. Günahsız kimse yok. Ama Allah yardım eder. Öyle diyor. Kıldığı namaz yanında bekler. Oruç bekler, zekat bekler, haccı bekler. Kur'an. Kur'an çok seviyor adam, okuyor. Buna zor soru sormayın. Sıkıntı vermeyin buna. Bunlar bizim arkadaşımız, bunları bizi yapıyordu diye yardım ederler. Ama böyle ölen adamı peygamber lanetledi. Dikkat ederseniz ben orayı size dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu vaziyette ölürse Allah korusun. Kim yardım edecek? Yardım etmeyecek. Allah lanet edince kimse yardım edemez ki. Peygamber bile korkuyor. Allah'ın rahmeti, merhameti, yardım olmazsa ben de kurtulamam dediğine göre akıllı mümin bence içki içmez. Ya ölü verirsem diye ödü kopar. Ama gene bilgi olarak, ilim olarak diyoruz ki inkar etmemek kaydıyla içki içen kafir olmaz. Böyle tehlikeleri arz ettim size. Evet efendim. Bu hadis-i şerife göre içki alıp satmak haramdır. İçmek haram olduğu gibi içki alıp satmak haramdır. Onun için müminlere bunu arz ediyorum. Helal, temiz kazançlarına 3-5 kuruşa tamah ederek içki satmak suretiyle haram, pis şey karıştırmasınlar. Akıllı olan şey budur. Bu hadis-i şerifi Tabarani Hakim Müstedrek'inde Beyhaki Dayal Makdis Abdullah İbn Abbas'tan nakletmiş. Efendim şu olaylar da çok ilginç. Bu içki ayeti 5 seferde böyle kademe kademe gelmiş. İlkin çok içki içerlermiş Müslümanlar. Hazreti Ömer bile çok içki içermiş. Hazreti Osman da içermiş. Haram değil eskiden. Yavaş yavaş kademe kademe son söz derhal bırakın. Medine sokakları herkes içiyor. Medine sokakları herkes fıçısını dökmüş, şarap akmış. Allah yasaklayınca hemen bırakmışlar. Son derece çok içkiyi seven Hazreti Ömer ve oğlu Abdullah İbn Ömer diyor ki bir ağacın altında içki içilse, ondan sonra içki içenler kalkıp gitseler, ben de o ağacın altında içki içildiğini bilsem, çok yorgun olsam, gölgelenme ihtiyacım olsa bile vallahi ebediyen içki içilen yerde oturmam diyor. Sahabenin en alimidir. En alimidir. Evet. Sahabe de böyle yasak olunca hemen dökmüşler. Hatta bir keresinde peygamberimize bu ayet nazil olduktan sonra bir çölden bedevi gelmiş Müslüman. Ama çölde nereden öğrenecek ayet hadisi? Müslüman olmuş. Medine'ye peygamber ziyarete gelmiş. Araplarda yıllanmış şarap çok makbul ya. Bir fıçı şarap getirmiş peygamberimize. Yanında insanlar da var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin demiş ya Resulallah, kendi elimle yaptım. Çok eski bir şarap. Tam sana layık. Buyurun. Biz olsak döveriz adamı değil mi? Peygamberimiz gülerek demiş ki evladım, Allah içki içmeyi haram etti. Adam peki demiş. O zaman yanındakine kulağına bir şeyler fısıldamış. Çok kıymetli ya. Onun yanında tamam. Ne dedin demiş. Sana satayım dedim demiş. Evladım, Allah içmeyi yasak ettiği bu şarabı satmayı da yasak etti. Deyince al öyleyse demiş, döküvermiş orada. Sahabe bu.
dinin emrini öğrenince vazgeçiveriyor. Yapmıyor. Biz de Müslümanız. Biz de böyle bu kadar kötü olan bir içkiyi vazgeçivermeliyiz. İçmemeliyiz. Zararını işte Yeşilay Derneği var. Doktorlar söylüyor. Herkes söylüyor içkinin ne kadar zararlı olduğunu. Bu dinen de zaten inanıyoruz Kur'an'a. Böyledir. Allah buna müptela olanları bu illetten kurtarsın inşallah. Evet. Bu şarapla ilgili çok hadis var. Zaman zaman gelecek. Şimdi bir tane hadisi okuduk size. Daha çok gelecek. Geldikçe de tekrar başka açılardan bu meseleyi ele alacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor gene. Etani Cibrilu fakale. Cebrail aleyhisselam geldi bana. Şöyle dedi. Müjdeli bu sefer. İnna Allah azze ve celle ya'muruke en ted'u biha ulail kelimat. Allahu aziz, Allahu azze ve cel, aziz ve celil olan Allah sana şu kelimelerle dua etmeni emrediyor. Tabii peygamberimiz bizim örneğimiz olduğuna göre Allah Celle Celaluhu peygamberi Habibine Muhammed Mustafa'ya böyle dua et diye onu emrederken biz onu örnek alacağımıza göre biz de dua edersek güzel dua bu. Allah'ın emrettiği, Cebrail'in öğrettiği dua. Biz de güzel dua etmek istiyorsak böyle dua edeceğiz. Örnek alacağız onu. Feinnehu yutike. Kim şimdi Allah'ın sana emrettiği duayı okursa Allah Zülcelal Hazretleri bu duayı edince o duayı edene verir. Evet. İhtahunna onlardan birini verir. Birini verir. Evet. Duanın gereklerinden hiç olmazsa birini verir. Yoksa hepsini verebilir. Hepsini ve birisini mutlaka verir. Nedir o dua? Allahümme Allah'ım inni es'elüke tacile afiyetike. Ben senden acele afiyet istiyorum. Afiyet ne demek? Afiyet dünyada hasta olmayayım. Allah korusun felç oluyorsun. Birisi yemek yedirse yedirecek kıpırdayamıyorsun. Dilin tutuluyor konuşamıyorsun. Başka hastalıklar da var. Ele muhtaç oluyorsun. Kazanamıyorsun. İstediğin yapamıyorsun. Hastalık ne kadar sıkıntılı bir şey. Dünyada hasta olmayayım ya Rabbi. Afiyetin manasını söylüyoruz. Acele ben senden Allah'ım afiyet istiyorum. Dünyada hasta olmayayım. Ve de hayır işlerine koşayım, yardım edeyim. Evet, hayır işler yapmak Allah'ın yardımıyla kolaylaşır. Allah yardım etmezse nice adam vardır, parası vardır. Hacca gideceğim, hacca gideceğim. Her sene söyler. Ama bir türlü gidemez. Allah yardım etti mi hayırlı işi hemen yapıverirsin. Allah'ım hayır işlerde bana yardım et. Bu afiyetin içinde bu da var. Afiyetin içinde bu da var. Şimdi bu hacca gitmeyle ilgili size bir olmuş, Bursa'da olmuş bir olayı nakledeyim. Aziz Mahmud Hüdayi var biliyorsunuz. Üsküdar'da türbesi var. Büyük adam. İzmir, Bursa'da kadıymış, valiymiş. Eskiden hem kadılık yapıyor hem valilik. Alim adam. Orada da bir eskici baba var. O eskici baba da bayağı evliya adamlardan birisiymiş. Bir adam varmış, fakir. Hacca gideceğim, hacca gideceğim, hacca arzu ediyor. Ama bir türlü gidemiyor, nasip olmuyor. Karısı da onurlu bir kadın. Her sene herkese duyurmuş adam. Hacca gideceğim, hacca gideceğim, hacca gideceğim. Sonra da gidemeyince karısı utanırmış. Gidemiyor çünkü. Yıllarca böyle bir sene birine böyle söylemiyor. Söyleme demiş ya, sus. Gidemiyorsun işte. Konuşma bari. O gene hacca gideceğim, hacca gideceğim. Gidemeyince kapıyı kapatmış. Çık demiş eve. Sokmuyorum seni.
Adam dışarı sokakta kalınca gitmiş valiye, kadıya. O da ne desin? Sonra orada eskici baba var. Eskici baba olayı duymuş. Çağırmış bunu. Sen hacca mı gitmek istiyorsun? Evet. Yum gözünü demiş. Bir anda götürmüş hacca. Kabe'ye bırakmış. İşini bitirince ben yine geleceğim. Şurada bekle demiş. Yine götüreceğim. Şimdi adam gitmiş hacca. Tavaf etmiş. Sahi yapmış. Arafat'a çıkmış. Hac olmuş. Bursa'dan giden hemşeriyle buluşmuş. Beraber zemzem içmişler. Bana müsaade demiş. Ayrılmış onlardan. Yine gelmiş o eskici baba. Yum gözünü adı getirmiş Bursa'ya. Çalmış hanımının kapısını. Hanım! Aç kapıyı. Hadi git şuradan. Yalancı. Hacı oldum hacı. Yalancı. Git. İnanmam. Sokmamış ki ne kadın adamı. O da gitmiş Aziz Mehmet Hüdaya, valiye, kadıya. Demiş mesele böyle böyle böyle. Oğlum demiş, ben senin hacı olduğuna karar verebilmem için delil lazım. Delil getir. Hemşerilerimle tavaf ettik demiş. Beraber zemzem içtik. O zaman demiş hemşerilerin geleceğini, gelmesini bekleyeceğiz. Onları şahit göstereceksin. Dinleyeceğim, sana beraat vereceğim hacıdır diye. Beklemiş, o zamana kadar para vermiş, git demiş handa yat. Evet, gelmişler, çağırmış onları, dinlemiş, evet demişler. Biz bunu beraber tavaf ettik, zemzem içtik, hacı oldu, biliyoruz. Kararı vermiş, mühürlü, tasdikli, al demiş sana hacısın. Kapıyı çalmış, aç kapıyı hanım, açmam. Kadıdan mühürlüyüm, hacı olduğuma dair belgem var deyince açmış tabii. Böyle bir olay var. Böyle bir olay var. Evet, böyle hacca gideceğim dersin ama Allah yardım ederse böyle bir vesile olur. Ama yardım etme, hacılık hayırlı bir iş. Arzu eder eder gidemez. Evet, bu afiyetin içinde hayırlı işlere yardım da var. Yani ben Allah'ım acele afiyet istiyorum cümlesinin içinde dua ettiğin zaman böyle hayırlı işlere yardım et ya Rabbi kelimesi var. Kelimesi var. Ben onu size arz etmiş oldum. Ahirette de biz inanıyoruz. İşte kabir suali var. Mahşerde de mahkeme kübra kurulacak. Allah mutlak hakim. Bütün insanları hesaba çekecek. Orada da bu hesaba çekilmeden cennete gitme sınıfından olanlar var. Afiyet istedin mi? Hesap da, çünkü imtihan da çetin bir şeydir. Afiyet sıkıntıdan kurtulmak olduğuna göre hesapsız beni cennete gidenlerden eyle demektir. O da vardır. Daha insan beşer, eyler hata, üçer beşer. Hataları var, sevapları var. Canın çıkınca bakıyorlar mahkeme kübrada, artılar eksiler. Artılar çoksa tamam, problem yok cennete. Eksiler çoksa davayı kaybediyorsun. Gereği düşünüldü. Mahkumiyetine, dediği gibi hakimin, Allah'tan onun mahkumiyetini cehenneme göndermek. İşte o zaman Peygamberimiz araya giriyor. Ya Rabbi diyor, bu mümin diyor, bunu diyor affedelim. Affa uğramak da var afiyetin içerisinde. Onun için Peygamber Cebrail ne güzel dua öğretiyor. Biz de bu duayı edelim. Allahümme, Allah'ım, inni, ben es'elüke, senden istiyorum, tacile afiyetike, senin afiyetin, bu anlamlarda afiyetini acele istiyorum. Hemen afiyetini istiyorum. Ve sabran ala beliyetike, belalara sabır istiyorum. Şimdi bu çok önemli. Bir mümin Ementü'yü okumuş, kabul etmiş bir mümin, Allah'ın kaderine, hayır ve şer, Allah'a inanır, değil mi? Mesela bir ölüm vukuunda takdir budur. Biliyoruz biz bunu. Allah'ın takdiriyle olur ölüm de. Buna inanırız ama adamın canı yanar.
sanki kadere itiraz ediyormuş gibi bağırır çağırır, itiraz eder. Neden öldü? Filan gibilerden laflar da eder. Bu doğru bir şey değil. Böyle musibet anında itiraz sadedinde bağırıp çağırmak hiç doğru değil. O da lanet sebebi. Hem Allah'a inandım diyorsun, kadere inandım, hem de itiraz ediyorsun. Ama adamın canı yangın. İşte bu canın yangın musibet anında sabretmek var ya, çetin bir imtihan. Bu çetin imtihanı kazanan, sabreden, bağırıp çağırmayan, itiraz etmeyen adam çok kazanır. Çok kazanır. Çok büyük sevap kazanır. Acısı büyük. Acıya göre Allah ona büyük icir verir. Bu da zor bir iş. Ciğeri yanmış adamın. Taptaze oğlu arabanın altında ezilmiş. Nasıl dayansın? İşte Allah'ım böyle musibetler verme, afiyet istedik. Musibet verme demek o, söyledik. İki, verirsen bile sabır ver bana. Böyle sana itiraz eden, bağırıp çağıranlardan etme beni, yardım et bana. Sabır ver ya Rabbi. Ve sabran ala beliyetike. Evet, şimdi tabii bu belayı biz hep böyle kazadan açıkladık. Şimdi geceler kısalıyor, gündüz uzuyor. Gece kısaldığı için uykular datlanıyor. Sabah namazını kılmak farz. Beş vakit farz ya. Sabahın ezan okunuyor. Sen de yorgunsun, uykusuzsun, uyku tatlı. Evet, Allah'ın emri de hayya lassala, haydi namaza, haydi felaha, kurtuluşa. Müezzin çağırıyor seni. Uyku tatlı. İbadete sabır. İşte bu nefsi diyor ki yat 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 yat. Bu tatlı uyku ne biliyorsun? Aha, buna karşı da sabır. Oruç tutuyorsun. Cüren yanıyor, su içemiyorsun. Karnın acıkıyor, ekmek yiyemiyorsun. Sabır. Evet, Allah'ın rızasını kazandık. Taata sabır. Belalara sabır olduğu gibi. Bu sabır da işte bunun için. Ve sabran ala, bu da imtihan çünkü. Dayanamadım, içmedim hocam diyor bana. Oruca başladım ama diyor dayanamadım. 61 tutacaksın. 60 ceza, bir daha kaza. Halbuki dişini sıksaydı çok ecir kazanacaktı. Bu cezayı da çarptırılmayacaktı. Allah'ım çetin bir imtihan. Allah'ım bu imtihanlara karşı bana sabır ver. Bana sabır ver. Bunu çoğaltabiliriz. Evlenmişsin, şu veya bu sebeple hanımın huyu değişmiş. Dın 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 dın. Durmadan başını kel ediyor. Evet, böyle bir hanıma sabretmek cennete gitmeye sebeptir. Çetin bir imtihandır. Hani bazı zorluklar vardır. Yılda bir defa, üç ayda bir defa, bir ayda bir defa gelir. Hanımın senin gece gündüz sakalı bıyığın gibi senin burnunun dibinde. Her gün böyle durmadan sarıcarı gibi seni sokup duran adama sabretmek büyük bir çetin bir imtihandır. Evet. Bu da bir beladır. İmtihan, yani bela dediğim imtihandır. Bunu sabreden de evliya olur. Cennete gider. Ama zor bir iştir. Allah'ım işte böyle beliye iptila imtihan da demektir. Hem böyle musibet filan olduğu gibi böyle zor şeylere sabır ver bana ya Rabbi. De kazanayım. Evet. En büyük bela peygamberimize gelmiştir. Neden? İnsanın en yüksek rütbelisi odur. En yüksek rütbelisi odur. Sonra insanların en üstün olanlarına belalar derecesine göre gelir. Evet. Bela insana imtihandır. Kazanınca da rütbesi artar. Allah'ım böyle belalara bana sabır ver, yardım et, yardım et, böyle denir. Şimdi günaha karşı sabır mı üstün? Evet. Taata karşı sabır mı üstün? Hadis-i şeriflere göre ibadete karşı sabır daha üstündür. Çünkü bir adam şu kısa gecelerde
uykusu tatlı böyle yorgunken gece kalksa, abdest alsa, iki rekat namaz kılsa diyor Peygamberimiz, kıldığı iki rekat da iki rekat dünya ve dünyadaki de daha kıymetlidir. Gece namazı, teheccüd. Eğer o namazında hiç böyle aklına dünya işi gelmedi, hep Allah'la kafa, Allah'la kafası, zihni, düşüncesi eve gitmedi, bahçeye gitmedi, dünya işler uğraşmadıysa anasından doğduğu günkü gibi olur diyor. O ibadete sabır bu kadar üstün, ona da sabır. İşte ve huruca minet dünya ila rahmetike, Allah'ım senden acele afiyet isterim, belalara sabır isterim ve de dünyadan çıktığım zaman rahmetine kavuşmak isterim. Evet, hepimiz faniyiz. Kullu nefsin zaikatul mevut. Her can ölümü tadacaktır. Cenazelerin üstünü yeşil örtüde bu yazılıyor. Sen onu anlamıyorsun ama hatırlatıyorlar. Her can ölümü tadacak. Biz de bir can taşıyan insanız. Allah bize hepimize hayırlı uzun ömür versin ama mutlaka öleceğiz. Evet. Öldüğümüz zaman Allah'ım dünyadan çıkmak o demek. Başka türlü dünyadan çıktığımda, yani öldüğümde, ya Rabbi rahmetine kavuşayım ben. Lütfuna kavuşayım ben. Neden lütfuna? İhsanına kavuşayım ben. Neden ihsanına? Biz insanız. Hep söylüyorum. İnsan beşerdir. Durmaz şaşardır. Şaşıyoruz biz. Aciziz. En basit meselelerde şeytan bizi aldatıyor. En basit meselelerde değer mi buna? Değemiyoruz, bazen aldanıyoruz. Onun için ihsan istiyoruz Allah'tan. Lütuf. Ne demek ihsan? Hak etmeden ver ya Rabbi. Hak etmeden affet bizi ya Rabbi. Adalet uygulama bize ya Rabbi. Adaleti uygularsan adaleti kaybedeceğiz. Biz çok aciziz, beceremiyoruz. Basit meselelerde kaybediyoruz. Bizi karşılıksız affet. Karşılıksız ver. İhsan derler buna. Buna lütuf derler. Evet, bunu istiyor. Bu duayı iste. Hurucen mined dünya ila rahmetike. Gözüm yumduğum zaman senin rahmetine ereyim. İhsanına, lütfuna ereyim. Beni adaletle muamele edip de kaybedecek durumlara düşürme ya Rabbi. Bol bol ver. Karşılıksız affet, karşılıksız ver ya Rabbi. Ve kuruca minet dünya ile rahmetike. Evet. De. Evet, bir daha söyleyelim. Allahümme inni es'elüke tacile afiyetike ve sabran ala beliyetike ve kuruca minet dünya ile rahmetik. İşte bu dua. 3. Allah'ım acele afiyet, belalara, imtihanlara sabır, dünyadan çıktığım zaman da rahmetine kavuşmak istiyorum de. Demiş Cebrail, gelmiş. Kardeşim Muhammed, Allah böyle dua et diye emrediyor. Dolayısıyla o bizim örneğimiz olduğuna göre bize de böyle dua edin diye emretmiş oluyor. Allah'ım acele afiyet ver. Evet. Belalara sabır ver. Rahmetine, dünyadan çıktığımız zaman rahmetine kavuşma nasip et. İhsan et. Böyle dua edin diyor. Güzel dua budur. Bunu yaptın mı söylediklerinden mutlaka birini verir diyor. Mutlaka birini verir. İhlaslı söylersen hepsini verir. Ama bir tanesini mutlaka verir diyor. Hadis-i şerif öyle. Onun için bu duayı siz de veriniz. Yapınız. Şimdi ihlaslı yaparsanız duayı. Zümer suresi 10. İnnemâ yüveffes sabirûne ecrûn bigayri hisâb. Hesapsız sabredenlere hesapsız verir Allah. Mutlaka hesapsız. Daha mütenahi. Niyet çok önemli. İhlas çok önemli. Allah bize böyle ibadetlerde, Allah'a taat olan, Allah'ın rızasını kazanan şeylerde ihlas nasip etsin. Sadık niyet nasip etsin. Böyle ihsanına, lütfuna erdirdiği kullarından eylesin. Beyhaki
Hakim Müstedrek'inde bu hadis-i şerifi Ayşe radıyallahu anha validemizden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.